Tarihimiz sadece farklı olduğu için azarlanan, kovulan, dışlanan, sürgüne, cezaevine yollanan, hatta öldürülen insanların da tarihidir. Örneği de çoktur farklı ve öteki olmanın. Hemen herkesin bir şarkısını ezbere bildiği Ahmet Kaya da bizim farklı olduğumuz için dışlanan öteki yanımızdı. Ama an geldi biz sustuk o şarkılarını söyledi. Bir yanı isyancı, bir yanı arabeskli şarkılarının. Olsun varsın, arabesk olsun. Her seferinde içimize işledi. Ve 19 yıl önce 16 Kasım'da gurbette öldü Ahmet Kaya. Paris'te sabahın 7'sinde durmuştu kalbi. Eşi ve 12 yaşındaki kızı onu koridorda boylu boyunca yatarken bulmuşlar. Uzaksa memleketinden, fişlenmişse, adı eşkali bilinmekteyse, üstelik göğsünde yani tam şurasında kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekteyse hele, hele sardıysa memleket hasreti, başı belada, yüreği dardaydı elbet. Hani o mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız diyordu ya şarkısında. Müjgan'ın Arapça kirpik anlamına geldiğini de belki öyle öğrendi insanlar. Kirpiyle baş başa ağlamanın yalnızlığını da. Çok az insanın ölümü bir toplumda onunki gibi bir travma, hüzün ve utanca neden olmuştur. Üzerinden 19 yıl geçmiş olmasına rağmen hem acısı hem de yaşananlar epey taze. Televizyon dizilerinde, ses yarışmalarında şarkıları bolca çalıyor, ona dair her şey yoğun ilgi görüyor, şarkılarını kötü seslendirenler dahi hayranlıkla karşılanıyor. Ama Ahmet Kaya'ya dair yapılması gereken esas hesaplaşmadan henüz eser yok. Kimse oraya dokunmak istemiyor. Çünkü Ahmet Kaya ile hesaplaşmak, aynı zamanda Kürt meselesine, ırkçılığa, ayrımcılığa, savaşa dair ciddi bir hesaplaşmanın kapısını aralayacak anahtar olacaktır. Dokunulmak istemeyen yer aslında orasıdır, hele de böyle bir zamanda. Ahmet Kaya'nın gurbette ölmesine neden olan sürecin başladığı anı herkes iyi bilir. 1999 Şubat'ındaki Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreni. O törende yılın müzik yıldızı ödülünü alan Ahmet Kaya, yeni albümünde Kürtçe bir şarkı söyleyip bu şarkıya da klip çekeceğini söylediğinde o salonda yaşanan kolektif milliyetçi hisleri çoğumuzun hafızalarında çok canlı. O geceye dair en çok hatırlanan ve sırtında yükü taşıyan kişi kuşkusuz Serdar Ortaç. Ahmet Kaya sahneden indikten sonra oraya çıkıp dönemin popüler bir şarkısını Atatürk yolunda tüm Türkiye ellerin değil şeklinde söylemeye başlayınca milliyetçi öfke bir cezbe ayinine dönüşmüştü. Serdar Ortaç'ın o geceki hali asla unutulmadı. Tepkilere neden oldu, olmaya devam ediyor. Ortaç daha sonra o anlara dair pişmanlığını dile getirdi ama spontane şekilde değiştirdiği şarkının yeni sözleri derin bir milliyetçi kanaatin ifadesiydi. Bu vatan bizim ellerin değil de ki biz nesep ve sebep yönünden Türklüğe dahil olanlar ellerse kendi dilinde konuşmayı şarkı söylemeyi isteyen Kürtlerdi. Biz ve ellere dair daha esaslı bir çerçeve gecenin ilerleyen saatlerinde çizilecekti. O geceye dair görüntülerde en çok dikkatimizi çeken iki an var. Birincisinde Ahmet Kaya şarkısını bitirip yerine geçerken önce bir erkek bölücülük yapıyorsun hemen ardından bir kadınsa Kürt diye bir şey yok diye öfkeyle bağırıyordu. Aslında kadının tepkisi 90'ların sonunda devletin Kürtlerin varlıklarını kabul etmesiyle birlikte Türk milliyetçiliğinin yaşadığı hayal kırıklığı bir çeşit post-travmatik duygusal tepkiydi. Dikkatimizi çeken ikinci şey ise Serdar Ortaç öncülüğünde başlayan ve 10. yıl marşıyla devam eden gecede sahneye Reha Muhtar'ın çıkmasıydı. Reha Muhtar şık bir smokinle katılmıştı geceye. Kibarca mikrofonu alır ve salondaki herkesi sahneye davet ediyor ama özellikle ismini anarak çağırdığı biri var. Konuşmasının o kısmı tam olarak şöyle. Lütfen Sayın Mahsun Kırmızıgül buyurmaz mısınız efendim? Siz başlayın isterseniz. Bir başkadır benim memleketimi söyleyeceksiniz. Reha Muhtar muhtemelen Kürt diye bir şey yok düşüncesini daha çağdaş bir şekilde ifade ediyor ve Mahsun Kırmızıgül'ü o nazik reveransla çağırıyordu sahneye. Daha sonra sahneye çıkılıyor ve orijinali Rebbe El Melek isimli bir Yahudi halk şarkısı olan şarkı coşkuyla söyleniyor. Gururla gülümseyenler, kendinden geçenler, mağrur bakanlar, ne olup bittiğini anlamaya çalışanlar. Peki Reha Muhtar neden ilk olarak Mahsun Kırmızıgül'ü çağırıp şarkıyı başlatmasını ondan istemişti? Tabii ki Kürt olduğu için. Çünkü ulusal toplumlar bir mutabakat üzerine inşa edilir ve varlığını sürdürür. Mutabakatın temel şartlarını kabul edenler halkaya dahil edilir ve imtiyazlarından faydalanmasına izin verilir. Hakim kimlik grubuna mensup olanlar için bu dahil olma ve imtiyazlardan yararlanma sürecin neredeyse doğal bir kendiliğindenlikle olur.
Hakim olmayan grup üyeleri içinse durum o kadar kolay değildir. Onlardan mutabakatın şartlarını kabul ettiklerini sürekli olarak ikrar etmeleri istenir. Özellikle ulusal kimlik krizi durumlarında bu beklenti artar çünkü farklı kimliğe sahip olanlar potansiyel haindirler. O potansiyel hainlerden gelecek bir bağlılık göstergesi ulusal gururun okşanmasını sağlayacaktır. Örneğin silahlı çatışmalarının yoğunlaştığı durumlarda bir Kürt öğrencinin coşkuyla İstiklal Marşı okuduğu, bayrağı heyecanla salladığı, aşiretlerin devletlerinin ne kadar bağlı olduğu büyük bir sitayişle anlatılır. Reha Muhtar'ın sahneye Mahzun Kırmızı Gül'ü çağırmasının ve şarkıya onun başlamasını istemesinin nedeni de tam da buydu. Mahzun Kırmızı Gül o salonda Kürt olduğu herkes tarafından bilinen bir şarkıcıydı ve onun biat bildirmesi, Ahmet Kaya'nın mutabakatta açtığı gediği biraz olsun düzeltecek, hain Kürt'e karşı sadık Kürt'ün vatanı ve milletine olan bağlılığını gösterecekti. Tabii ki vatanın gerçek sahiplerinin potansiyel hainlere boyun eğdirmesini de. Nazikçe çağırmanın altında şiddet bir tehdit vardı aslında. O davete icabet etmemesi onun da Ahmet Kaya gibi bir vatan haini olmasına sebep olacaktı belki de. O gece Mahzun Kırmızıgül o sahneye çıktı ve bağlılığını bildirdi. Kırmızıgül gibi başkaları da bağlılıklarını düzenli aralıklarla bildirmek zorundaydı. Yoksa lütfedilip kabul edildikleri parlak dünyadan dışarı atılmaları an meselesiydi. O gece Ahmet Kaya bağlılık bildirmeyi reddetti. Şöhretinin doruklarında olduğu, ana akım medyanın kendisine tamamen açıldığı bir dönemde ana dilinden bir şarkı söyleyeceğini ilan etti. Reha Muhtar'ın Mahzun Kırmızıgül şahsında Kürt sanatçılara yönelttiği sahneye buyurmaz mısınız sorusuna bir cevap olarak hayır buyurmam dedi Ahmet Kaya. Ve usulca bir seda ile hoşça kal iki gözüm, hoşça kal diyerek ayrıldı aramızdan. Sevin sevmeyin, tartışın, görüşlerini reddedin, kızın, söylenin hatta ama farklıyı yok etmeyin. Farklı olduğu için başka ülkeleri, şehirleri, çiçekleri, yemekleri, kıyafetleri, tatil yerlerini, filmlerini sevebilen insanoğlunun mevzu insanın farklılığı olunca düştüğü veya düşürüldüğü bu yaman, bu hazin, bu acınası çelişkiyi anlayın. Hemen herkes dinledi Ahmet Kaya'yı. Solcu sağcı demeden o mahur besteleri efkarla dinledi. Bir şarkıyı sevmek başka bir şeydi zira. Onu söyleyenle aynı görüşte olmak, olmamak başka. Şairler, şiirler, dizeler geçti hep sesinden. Herkes kendine değen kısmını aldı, orasını sevdi. Şimdi yarılan ekmeğin buğusuyduk, olmasaydı sonumuz böyle yazan da, söyleyen de yok. Bir devir kapandı şarkılarda, sözlerde. Geriye Atilla İlhan'ın o hüzünlü şiirine adını veren o soruyu bıraktı ardından. Kim kaldı? Ahmet Kaya 16 Kasım 2000 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğinde 43 yaşındaydı. Bugün Perlaç Aiz mezarlığında onun gibi sürgünde ölen Yılmaz Güney'in az ilerisinde yatıyor. Ahmet Kaya ardında sadece harika şarkılar değil, potansiyel hain olarak gördüklerinden sırıtarak biat isteyenlere şahsiyetli bir yanıt vererek devrimci bir sanatçı mirası da bıraktı. Onu ve zamansız ölümünü düşündüğümüzde kulağımızda kalan Paris'te söylediği şu cümleler oluyor. Ölürsem hayatımda istediğim bir tek şey var. Asla bu ülkeyi sevmiyor demesinler, asla. Ben Edirne'den Ardahan'a kadar bu ülkeyi çok sevdim.